Bu hafta sonu yine hanımların villasındayız. Bu haftaki aktivite diğerlerine göre biraz daha farklı olacak. Bakalım hanımları hangi zorlu sınav bekliyor? Gelin hep birlikte izleyelim. Bu haftanın uzman konuğu Sayın Ayça Kuru yanımda. Ayça Hanım hem adab-ı muaşeret kurallarını öğretecek bugün bayanlara, hem de zarafet ve yürüyüş dersleri verecek. Bugün hanımlar nasıl bir süreç izleyecekler sizinle birlikte? Şimdi bayanlarımız zaten çok zarif ama biz onlara duruş, oturma kalkma adabı, yürüyüş, postür düzeltme gibi eğitimler vereceğiz. Hem eğlenceli hem de öğretici bir ders geçireceğiz. Eskiden Türk filmlerinde izlerdik, böyle kafaya kitap koyarlardı. Onu devirmeden yürüyebilirsen çok doğru yürüyorsun gibi düşünülürdü. Bu dönem kitabın yerini ne aldı? Şimdi söyle, filmlerde kaldı diyebiliriz biz kitaba. Çünkü kitap denge sağlayabilmek için başını eğebiliyordu bayan. Çünkü vücudunun duruşunu düzeltemiyordu. O yüzden biz stick kullanıyoruz. Yani çubuğumuz var, o çubukla birlikte rahat yürümesini sağlıyoruz. O zaman başlayalım derse. Öncelikle herkes hoş geldi. Daha önce de anlattığım gibi bugün yürüyüş, duruş, oturma kalkma adabı, postür düzeltme dediğimiz, eğer bir eğikliğiniz varsa onu düzeltme gibi bir eğitim vereceğiz size. Hem eğlendirici hem de öğretici bir eğitim olacak. İlk ders olarak da oturma kalkma adabından başlayalım. İlk başta duruşla başlayalım. Her zaman kendinizi dik bir şekilde bulundurmanız gerekiyor ve eğilmemeniz lazım. Yani bizim standart düşüncemiz karnımız içeri, omuzlar geri. Otomatikman daha dik ve güzel bir görüntü oluyor. Şimdi duruşumuz bu şekildeyken nasıl oturmamız gerekiyor? Ayak uçlarımız, bakışımız ve başımız neredeyse o şekilde. Duruşumuzu yaptık. Şimdi bir bacak bacak üstüne atalım anlattığımız gibi. Evet, kendimize biraz çekiyoruz ayaklarımızı. Topuğumuz yere tam değmiyor. Bütün ayaklar karşıya bakıyor ve zarif bir duruş ortaya çıkıyor. If you can make your mind up. Kalkma adabı günümüz yaşantısında sürekli kullanmamız gereken bir şey ama en önemlisi, siz bir ekran yüzüsünüz. Her gün canlı yayındasınız ve sizi herkes izliyor. O yüzden sizin oturma kalkmanız, konuşmanız, duruşunuz, eli sıkmanız, karşılamanız, her şey çok önemli. Bir uygulayalım. Söylediğim gibi önce bu bacak yana, sonra kendinize çekip ayaklarınızdan destek alıp sandalye desteği kullanmadan ayağa kalkacağız. Hazırsak duruşumuz bu şekildeydi. Esra Hanım bizi çağırdı. Kalkıyoruz. 1, 2, 3. En önemli şey duruşlardır. Duruşunuzun çok güzel olması gerekiyor ki özgüveniniz ön plana çıksın. Bu duruşu daha önceden yapmıyorsanız doğal olarak kaslarınız kısadır ve ağrı çekeceksiniz. Bu çubukları kullanıyoruz. Kalça dışarı, karın içeri, göğüs dışarı, omuzlar geri yaptım. Bu sitemizi elimizin ayasına bastırarak dik bir şekilde durdum. Düz bir şekilde karşıya bakıyorum, karnım içeri. Bayanlarımız güzeldir ve bütün bayanların zarif olması gerekir. Bu bizim aslında özümüzde vardı, sadece ortaya çıkartmamız gerekiyor. Talipleriniz geldiğinde herkes gelebilir, 7'den 70'e her şekilde beyefendi gelebilir. Gülümseyin. Siz kabul etseniz de etmeyecekseniz de bir tebessüm mutlaka gösterin. Çünkü ta nerelerden sizin için geliyorlar. Gülümseyen bir bayan pozitif bir bayandır ve asla olumsuzlukla kolay kolay karşılaşmaz. Perhaps.